tüzel kişiler adına açılan bir dava olup olmadığı nasıl sorgulanabilir? Ben sunumumda da özetlemeye çalıştım. Biz E-Devlet kapısı üzerinden Mersi ile E-Devlet'i entegre ettik. Orada gerçek kişilerine sunulan hizmetlerin bir kısmı tüzel kişiler açısından da açıldı. Şu anda 7 hizmet var. Ama TürkSat, Cumhurbaşkanlığı, Kaysis birimi, Ulaştırma Bakanlığı, biz bu konuyla ilgili ortak çalışıyoruz. Hangi hizmetin devreye alınacağı daha öncesinden planlanıyor, ilgili kurumla görüşülüyor. Bu konuda UYAP'la da özel bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ama ilerleyen süreçlerde gerçek kişiler için verilen bütün hizmetler tüzel kişiler için de verilecek E-Devlet üzerinden. Tür değişikliği ile ilgili sorular var. Yani bayağı bir uzun soru, bir sayfa kadar. Ama ben özetle herhalde sorulmak istenen şey şu, tür değişikliğin genel anlamda anlatmak istiyorum. Aslında tür değişikliğinde bir kuruluştan, sizin açınızdan bir kuruluştan farkı yok işlemi olarak. Mers üzerinden işlemi yapıyorsunuz. Yine elektronik ortamda yeni kuruluş işlemi gibi vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alınıyor. Maliye Bakanlığı farklı bir numara veriyor. Aslında o konuyu görüştük ama şu anda gelinen noktada bir sonuç elde edemedik. Aynı numarayı vermiyorlar. Biz aynı numaranın verilmesi ve eskisinde takip edilmesi taraftarıydık. Şu aşamada yine farklı bir numara veriyorlar. Yine kuruluş işlemi gibi sicile başvuruyorsunuz yeniden, çünkü bir şirket sözleşmesi oluşuyor. Dolayısıyla o şirkete ait kuruluş işlemi gibi yeniden defterlerinin, çünkü ünvanı değişiyor artık, yeni bir şirket ortada, tür değiştirmiş. Yine diğer yeni kurulan bir şirket gibi aynı yükümlülüklere sahip, defter tasdiki vesaire işlemler yeni kuruluş gibi sicil müdürlüğü nezdinde yaptırılması gerekiyor. Onun dışında tür değiştirirken pay değişikliği yapılabilir mi sorusu var. Bu da mümkün ama benim tavsiyem, yani eğer böyle bir yola gidilecekse, yani yeni türde başka ortaklara yer verilmeyecekse, örneğin limitetten anonime dönüşen bir şirkette limitetteyken bu devir işleminin yapılması daha sağlıklı diye değerlendiriyorum. Bölünme birleşme işlemlerinde devralan firmayı başlatıyoruz. Bunu diğer firmalar Mersi'den onaylayacak mı diye bir soru gelmiş. Tabi bunların hepsi özel işlemler. Farklı sicil müdürlüklerinde ya da aynı sicil müdürlüğünde birden fazla şirketi ilgilendiren işlemler. Yani hiç işlem yapan varsa onlar görmüştür muhakkak. Oradaki kurgumuz zaten bir birleşme işlemi varsa burada devralan firma başlatıyor. Onunla üzerinden gidelim. Devralan firma devralacağı, devrolunacak firmayı seçiyor. Seçtikten sonra devrolunan firma kendi Mersi'den alanına girdiği zaman zaten şöyle bir uyarıyla karşılaşıyor. Sizi işte A firması bir birleşme işleminde devir olarak seçti. Bu durumu kabul ediyor musunuz diyor. Çünkü biz zaten pratikte iki firmanın da bu durumdan haberdar olduğunu varsayıyoruz. Ama yine de orada bir onay mekanizması var. O onay mekanizmasıyla birlikte ikisi de bu dışında, birleşme dışında işte bir ünvan değişikliği, bir işte sermaye arttırımı vesaire gibi bir durum varsa bu bilgilerin de girişini yapıp sicillere gönderiyor. Sicil tarafında da tabii mevzuata uygun olarak başka kontroller var. Yani önce devrolunan firmanın birleşmeye ilişkin tescil işleminin yapılması gerekiyor ki devralanın tescili yapılsın. Dolayısıyla devrolunanın tescili yapılmadan devralanın birleşme işlemi tescil edilemiyor. Devrolunan tescil edildikten sonra ilgili sicilin bir başka sicilde ise bildirim düşüyor. Bu tarafta devrolunan firmanın tescili yapıldı. Siz devralan firma tarafındaki tescil işlemini yapabilirsiniz diyor.
bu bildirimi alan sicil müdürlüğü birleşmenin tescilini yaptıktan sonra yine devrolunan firmanın yine başka bir bildirim gidiyor. Birleşme işlemi gerçekleştirilmiştir. Devrolunan firmanın terkin işlemini yapabilirsiniz şeklinde hep kontrollü bir gidiş var. Bunun özelinde anlattım. Bölünme işleminde de aynı şekilde. Bana yöneltilen sorular bu kadar. Pardon. Hüseyin Bey'e sözü veriyorum. Daire Başkanım, bir şey sorabilir miyim? Ben genel kurula takılı kaldım da. Sicilin görevi değil dediniz ama şöyle biliyorsunuz geçici 7 çıkmıştı ve ondaki şeylerden bir hususlardan birisi de 5 yıl üst üste olağan genel kurullarını yapmayan anonim şirketleri de bu kapsama al gibi. Şimdi ben eğer dosyada bütün olağan genel kurullarını tamamlatmaz isem yarın öbür gün böyle bir şey çıktığında bu şirketi kapsama almam gerekecek. Geçici 7. madde 2012'de kanun yürürlüğe girerken gayri faal, faal olmayan şirketlerin kolay yoldan tasfiyesini öngören bir düzenlemeydi. Adı üstünde geçici bir maddeydi. Bu sürekli hale gelmez. Yani bir daha da çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü o süreçte zor bir süreçti. Bununla birlikte biraz önce ifade ettiğim gibi buradaki yükümlülük şirkete ait. Her yıl kanunun öngördüğü şekilde olağan genel kurul toplantısını yapıp tutanağı notere tasdik edilip sicile ibraz etmek, tescile tabi hususları da tescil etmek. Onun dışında sicil müdürlüğünün bir başka görevi yok. Kaldı ki yani böyle bir durumda yine eğer böyle bir düzenleme çıkarsa yine dosyasından tutanaklardan geçmiş yıl genel kurulu yapılıp yapılmadıklarını tespiti mümkün durumda. Başkanım teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bana sorulan soruların sayısı fazla ama üç grup içerisinde aslında değerlendirebiliriz. Özellikle sorulara geçmeden şu açıklamayı yapayım. Sunumumda da arz etmiştim. Belki üzerinden geçmekte fayda var. Kanunun geçici maddesi ve ek maddesi vardı. Yani 7101 sayılı kanunla 7201 sayılı tebligat kanununa eklenen bir geçici madde, bir ek madde. Hani lütfederseniz cep telefonunuzdan, eve gidince bilgisayarınızdan bir okuyun. Çok kısa maddeler bunlar. Geçici maddenin mantığı kanunun yürürlüğe girdiği 15 Mart 2018 tarihi itibariyle mevcut şirketler, mevcut dernekler, mevcut vakıflar, mevcut avukatlar bakımından yani geriye doğru giderek öteden beri geldi o tarihte avukatta, o tarihte şirkette, o tarihte dernekti. Bunlar bakımından nasıl bir elektronik tebligat adresi oluşturacağız ve bu tebligat adresini nasıl teslim edeceğiz? Bunu düzenliyordu geçici madde. Bunun için şirketlerimizin herhangi bir şey yapmasına gerek yok aktif olarak. Şirketlerimiz orada pasif durumda. Ama işleyiş şu şekildeydi. Çoğunlukla şirketler üzerinden sorulduğu için şirketlerden cevap vereyim. 15 Mart'tan sonraki bir ay içerisinde PTT, Ticaret Bakanlığı'na bir yazı yazacaktı. Diyecekti ki Uhdeniz'deki yani Türkiye'deki kayıtlı bütün şirketler, limited şirket, anonim şirket fark etmez, tamamını bana bildir. Yaklaşık 930 bin şirket. Ticaret Bakanlığı 930 bin şirketin ismini o ilgili kayıtlardan çıkararak PTT'ye verecekti. PTT her bir şirket için bir elektronik tebligat adresi oluşturacaktı. Ve önemli olan iş bundan sonra geliyor. Şirketler adına oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ticaret Bakanlığı üzerinden ki onlar da il müdürlüklerini görevlendirdiler. İlgili şirketlere teslim aşaması gerçekleşecekti. Üzerinde duruyorum çünkü bütün sorular hemen hemen çok soru onunla ilgili. Yani o tarihte mevcut şirketler bakımından sürecin normal işlediğini varsaydığım vakit sizin adınıza oluşturulmuş, şirketiniz adına oluşturulmuş bir elektronik tebligat adresinin PTT tarafından Ticaret Bakanlığı'na devredilmiş olması gerekiyordu. Ticaret Bakanlığı da bunu şirketin temsilcisine ve yetkilisine teslimi sağlamak amacıyla kendi il müdürlüklerine göndermiş olması gerekiyordu. Sürecin normal işlediğini varsaydığımız vakit sizin muhatabınız Ticaret Bakanlığımız, bulunduğunuz yerdeki il müdürlüğü. Sürecin aksamış olması söz konusu olabilir. Yani onu belki ilgili bakanlıkla görüşmek lazım. Normal şartlarda il müdürlüğüne giderek adınıza oluşturulmuş adresi ama o şirketin yetkilisi kimse, o şirketin kanunen
bu tür işlemleri yapmaya yetkili mümessil kimse ona teslimi gerekecek. Sunumumda arz etmiştim. Şöyle bir sıkıntı yaşamış PTT. Bu teslim o kadar önemli ki teslim gerçekleştiği anda artık adınıza tüm tebligatlar elektronik ortamda yapılacak. Eğer yanlış bir kişiye teslimat söz konusuysa, yetkisiz bir kişiye teslimat söz konusuysa tebligat gerçekleşecek ama ilginin haberi olmayacak. O yüzden bu teslim alacak kişinin kim olduğu, onun telefon numarası ve onun e-mail adresi çok önemsediler bunu haklı olarak. Çünkü sonuçta hep aleyhe dönecek bunlar. Burada ya şirketlerin, yani Ticaret Bakanlığımız şirketlerden bu bilgileri alamadı ya da aldı, teyit etmek istediler, teyitlerde sıkıntılar yaşandı. Bu teslim alacak kişiler noktasında netleşme sağlanamadığı için mükerrer yazışmalar gerçekleşti. Belki süreç bu noktada bir yerde tıkanmış olabilir. İlgili şirketler bilgilerini tam olarak vermişlerse, vermemişlerse bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın irtibata geçmeliler kanaatimce. Burada belki Serkan Başkanımız da bir şeyler söyleyebilir. İlgili birim onlar değil belki ama bu bilgileri sağlam bir şekilde PTT'ye aktarmak gerekiyor. PTT'nin elektronik tebligat adresi oluşturması çok kısa, hiç önemli değil. Yani çok saniyede onlarca adres oluşturabiliyorlar. Oluşturan adresi teslim alma yönteminde aynı şekilde olduğunu söylemem lazım. Yetkilisi gidecek il müdürlüğünden alacak. 15 Mart 2018 itibariyle bir şirket varsa onun bahsettiğim dışında herhangi bir müracaatı herhangi bir şey gerekmiyor. Ama diyelim ki 1-1-2019'da sistem yürürlüğe girdi. Siz 2019'un Nisan ayında diyelim 4 ay sonra bir şirket kurdunuz. O şirket için bir başvuru yapmanız gerekecek. O başvuruyu Ticaret Bakanlığı'na yapıyorsunuz. Ticaret Bakanlığı PTT'ye, PTT'de oluşturduğu adresi yine Ticaret Bakanlığı üzerinden yeni kurulan şirkete ulaştırıyor. Hani sistem üst kurum dediğimiz bakanlıklar için, ticaret için, Ticaret Bakanlığı, işte birlikler için, işte Barolar Birliği ya da sizin bulunduğunuz oda ve üst birlikler gibi yapılar üzerinden kurgulandı. Soruların pek çoğu bu kapsamda, onu arz edeyim. O anlamda hızlıca bu açıklamadan sonra hızlıca ifadelere geçmek istiyorum sorulara. Yani Gürsoy Demir elektronik imza ayrıyeten almak gerekiyor mu elektronik tebligat kontrolü için? Onu da hemen yönetmelik 11. maddede bu düzenlendi. Size bir elektronik tebligat adresi verildi ve tebligatlar gelmeye başladı diyelim. Bir kişi olduğunuzu varsayıyoruz. Üç tür girebileceksiniz hesabınızı 11. maddeye göre. Birincisi güvenli elektronik imza kullanarak. Varsa böyle bir imkanınız kullanabilirsiniz ama şart değil. İkincisi e-devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yapmak suretiyle adreslerinize ulaşabileceksiniz. Üçüncüsü hani bu bankalarla yapılan işlemler var ya, onun gibi SMS geliyor ya cep telefonunuz. O hesap, onu da şöyle demiş yönetmelik. PTT tarafından verilen şifreyle birlikte telefona kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak. Yani üç tür erişmek mümkün. Bunu da biraz detaylı anlattım. Bununla ilgili de bayağı sorular var. Bu konuda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız yönetmelik 11. maddeye bakabilirler. Halit Akgül, Akyol Bey'in sorusu. Mevcut vekaletlerle e-tebligat şifrelerini alabilecek miyiz? İşveren e-devlet şifresini paylaşmazsa işlemleri nasıl yapacağız? Hizmet sözleşmelerimizde işlem yapma yetkisi tanımlanabilir mi? Bunu anladığım kadarıyla bir şirketin mali müşaviri pozisyonuyla sorduğunu anlıyorum. Ya bu noktada mali müşavir eğer şirketin yani yasal anlamda mümessili ise zaten problem yok ama kural olarak herhalde mali müşavirler mümessil değil bildiğim kadarıyla. Özellikle ana sözleşmesinde mümessil olarak belirtilmediyse böyle bir zorunluluğu söz konusu değil. Mümessil olarak belirtilmişse bu işlemleri yapabilir. Hocam o konuda sizden de belki yardım isteyebiliriz. Evet tabii ki yani esas itibariyle şirketin yetkilisi kimse tamamen onun kullanması söz konusu. Dolayısıyla o anlamda şirketin bağımlı çalışan mali müşavirinin böyle bir yetkisi yok ise dolayısıyla resmi olarak görünmesi de söz konusu olamayacak. Tamamen bu iç ilişkideki güven işleyişi, güven ilişkisine bağlı olabilir. Ama bunun ötesinde hani sistem gerçekten bizzat kişinin kullanmasını istiyor. Dolayısıyla hani şirketin iç işleştiğinde böyle bir sıkıntı varsa o takdirde... Hocam şöyle bu teslim alma noktasında... Teslim alma noktasında tabii ki yetkili. Tabii kullanma noktasında... O da öyle bir soru var hocam. Onunla ilgili yönetmelik hüküm var. Onu arz edeceğim müsaade ederseniz. Tabii. Ali Kılınç Arslan Bey'in sorusu. KEP adresi ve OTS birlikte mi kullanılacak? Şimdi bunu sunumda arz etmiştim. Tekrarlamakta fayda var. Arkadaşlar hani böyle derler ya su geldi, teğmen bozuldu hesabı. Bu tartışmaları kanun koyucu yaptı.
ve 1-1-2019'dan sonra artık cap sisteminin tebligat ayağının ortadan kalktığına karar verdi. Ama cap'in iç yazışma şeridi dediğim gibi o devam ediyor. Bundan sonra tebligat, yasal anlamdaki tebligatlar UETS sistemi üzerinden bahsettiğimiz yönetmelik ve kanun kapsamında PTT tarafından yapılacak. Bundan sonra cap üzerinden tebligatlar yapılmayacak. Hatta bakanlığımız da Ali Bey de arz eder. Bakanlığımız da bu noktada cap'in işlemeyeceğine dair bir karar aldı. UETS için şirket ve şahıslar elektronik imza almak zorunda mı diye bir Ali Bey'in yine sorusu var. Arz ettim. 11. maddede 3 yöntemle sisteme girebileceğiniz için elektronik imza bir yöntem, 3 yöntemden bir tanesi ama almak zorunluluğu yok. Elektronik tebligat sistemine başvurular ne şekilde olacak? Şifrelerimizi nereden alacağız? Arz ettim. Dediğim gibi 15 Mart itibariyle kurulu bir şirket ise muhtemelen süreç aksadı bir yerde. Bunu ticaret, il ticaret müdürlüğünüzde, olmadığı ticaret bakanlığımızla irtibata geçmeniz lazım. Normal şartlarda size ulaştırılması gerekiyordu. Sizin edilgen olmanız, pasif olmanız ve size ulaştırılması gerekiyordu. Sistem herhalde bir yerde süreç tıkandı. Muhatabınız ilk etapta il ticaret müdürlükleri, şirketler bakımından. Avukat olsaydınız diyecektim ki barolar birliğidir, baroya gidin. Ya da sizin odanızla alakalı bir problem varsa odaya gidin diyecektim ama şirketler üzerinden soruyorlar. Ama PTT şöyle, haklısınız, hani hiç haberi yok kısmını tabii bilemiyorum ama doğrudur şundan, yani PTT normal şartlarda merkezinde, şubelerinde değil, merkezinde bu adresleri oluşturmakla sorumlu idi. Bu oluşturma işlemini tamamladıktan sonra onun muhatap kurumu bakanlık idi. Şirketler bakımından konuşuyorum. Ticaret Bakanlığı'ydı. Ticaret Bakanlığı tabii kolay değil. 930 bin tane oluşturulan adresi şirketin temsilcisine teslim etmek zorundasınız. Hani temsilci kimdir? Doğru teslim yapıyor muyum? Hani orada sürecin tıkanmaya gebe olduğunu ifade etmek lazım ama hani muhatap PTT şubeleri değil en azından. Gerçek kişiler bakımından PTT nasıl? Siz ihtiyari olarak tebligat adresi almak istiyorsanız onun muhatabı PTT'dir. Doğru. Ama bahsettiğim şirketler bakımından değildir. Onu arz etmiş olayım. Soracağınız en son kişi benim herhalde, sicil müdürlüğü çalışanı olarak burada bakanlığımızın temsilcisi. Şimdi konu aslında bizim için de yeni ama Sayın Genel Müdürüm biraz önce ifade etti. Yani gelinen bu süreçte aslında planlama dahilinde gidildi. Biz verileri PTT'ye verdik. PTT verilerden yararlanarak her şirket için bir elektronik tebligat adresi oluşturacaktı. Biz bunların fiilen şirket yetkililerine birebir imza karşılığı tebliğ edilmesinin zor olduğunu, mümkün olduğunu ifade ettik o zaman da. Ama gelinen bu noktada bu olsa dahi biz bunu odalar vasıtasıyla yine bir nebze ticaret odaları vasıtasıyla bu şeyleri bildirmeye çalışacaktık. Ama bugüne kadar PTT'den bize bir dönüş olmadı. Elektronik tebligat adresleri henüz şirketler için verilmedi. Bizden ben bu toplantıya gelirken bu konuyla ilgili tekrar bir girişimde bulundum. Arkadaşları vasıtasıyla bir durum nedir ne değildir diye. Bizden herhalde bir toplantı talep etmişler bu konuyla ilgili. Muhtemelen yarın veya öbürsü gün PTT yetkilileriyle bu konuyu görüşeceğiz. Benim merak ettiğim soru bu. Bir şekilde biz fiilen şirket yetkilisini bulduk. Bakanlık olarak da evet bu sizin elektronik tebligat adresiniz dedik. Biliyorsunuz bu şirketlerde halef selef meselesi çok oluyor. İşte şifresini biliyor yetkililer. Bunu açmayı biliyor. Komple yöneticileri değişen bir şirkette tebligat adresini eskileri vermiyorsa yeni yetkililer nasıl öğrenecek? Bu bir artık işareti. O şirketin iç işleyişidir. O ayrıca bir teknik detayı da verecek arkadaşımız. İç işleyişidir. Siz teslim gününde şirketin yetkilisine teslim etmişseniz sorumluluğunuz ortadan kalkmıştır. Yani problem olacağını düşünmüyorum. Bu konuyu da ben şimdi yarın veya öbür gün bu konuyla ilgili özel bir toplantı yapacağız. O kendilerine de biz de açıklama yaparız muhtemelen. Kendilerine de rica edeceğim. PTT şubeleri nezdinde de bu bilgilendirmeyi yapsınlar. Sizlere daha doyurucu bir bilgi
muhtemelen verebiliriz yarın veya öbürsü gün. Ama PTT'nin bu konuda yani çok sıkıntı yaşadığını biliyorum. Çünkü onlar da şundan tedirginler. Ben hani PTT adına konuşmuş olayım burada. Yani bu teslimatı doğru kişiler yapmak zorundayız. O yüzden bize bu kişilerin telefonlarının ve maillerinin en azından birinin verilmesi lazım. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Çoğu gelmiyor. Üçüncü, dördüncü yazışmalar üzerine bazısı geliyor. Hatta avukatlar ve barolar biri üzerinden de bunu bize dile getirdiler. PTT de böyle bir sıkıntı yaşıyor. Onu da ifade edeyim. Buyurun. Tamam. Yani... Yok, o zaten programımızda var. Yani biz onlarla görüşürken bize verin adresleri, biz Mersis'te hem firma sorgu alanında, şirket alanında gösterelim. Ama buradaki konu o adresin ne olduğu değil. Bu adresi kullanacak kişilere verilecek şifre. Bu şifrenin yanlış ellerde olmaması gerektiği tereddüdünü yaşıyor PTT anladığım kadarıyla. Evet. O teslimatta sıkıntı var. Yoksa adresi göstermekte problem yok. Bunu PTT de kendi sayfasında yayınlar. Biz de Mersi'de her şirketin kendi sayfasında elektronik tepki kağıdı adresi diye bir alan açar yayınlarız. O problem değil. Müsaadenizle devam edeyim. Hızlıca bitirelim. UETS'de neden tebligat gelecek? Sadece cevap, yani tek yönlü cevap yazma yetkimiz yok diyor. KEP'te bu vardı diyor. Bir arkadaşımız, ismini vermemişler. Onun teknik açıklamasını Ali Bey de yapacaklar, notunu aldılar. Bu tek yönlü bir sistem. Sadece göndericiden alıcıya giden bir sistem. Alıcıdan göndericiye geri dönüş yok. KEP'te bu vardı. Çünkü KEP birkaç şeritli bir yapıydı. Daha önce KEP adresi alan bir firma şimdi UETS almak zorunda mı? Şirket olmasa bile zorunlu elektronik tebligata tabi olduğu için o şirket için bir elektronik tebligat adresi oluşturmak zorunda, evet. Limited şirket tebligat hangi birime müracaat edecek? Başvuru konusu demin arz etmeye çalıştığım gibi. UETS müracaatlarında şirketin Mersis kaydı gerekiyor mu? Dediğim gibi ilk etapta hani siz eğer müracaata yeni kurulan bir şirketseniz bilgilerinizi Ticaret Bakanlığı'na vereceksiniz. Ticaret Bakanlığı PTT ile yazacak. Hani belki bu size şey bir sistem gibi gelebilir. Hani kurulan sistem ben niye PTT'ye doğrudan başvuramıyorum gibi gelebilir. İlerleyen süreçte biraz daha mesele rahatlayınca o yönteme de geçilebilir ama şu andaki sistem genelde üst kurumlar üzerinden, yeni kurulan bir şirketseniz Ticaret Bakanlığı üzerinden bu başvuruyu yapmak zorundasınız. PTT şubelerine böyle bir başvuru imkanı kurgulanmadı. Nuray Akgül hanımefendinin sorunu, PTT'ye gitmişler, firma yetkilisinden PTT'den bilgi vermemişler, alamamışlar. PTT'nin sistemden haberi yok mu şeklinde bir soru. Onu konuşmuştuk, eskiden TürkCap vardı diyor, doğrudur. Yine anonim şirketlerimiz şirketler elektronik tebligat için en son hangi tarihe kadar başvurulacak? Bir son başvuru tarihi yok çünkü... Hani her an yeni bir şirket kurulabilir, her an yeni bir avukat olabilir, sisteme sürekli girişler söz konusu olacak. Ama kanunun öngördüğü sistem yeni kurulan bir şirket, yeni olan bir avukat, hep ikisi üzerinden vermeye çalışıyorum. Bir ay içerisinde başvuru yapmak zorunda. Hani başvuru yapılmaması durumunda çünkü arkadaşlar kaybedilen bir şey yok. Manuel tebligat devam ediyor. Fakat başvurduğunuz zaman siz de sistem elektronik ortamda dahil olacaktınız. Manuel, tebligat manuel devam eder. Yok 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 yok. O öyle bir soru var. Manuel tebligat devam eder. Bunun yaptırımı manuel tebligat. Yani burada bir zaten kanunda da bunu kurgulamak istemedik. Ama bu konu takibimizde yani süreç içerisinde zorunda tabi şirketlerin almalarını temin etmeye çalışacağız. Ama baktık ki alınmıyor. Farklı yöntemler denenebilir şu anda ama şu anda ekstra bir yaptırım düşünülmedi. Başvuru PTT'ye mi yapılacak yoksa onları hep konuştuk. Süreç nasıl olacak? KEP adresi UETS sisteme geçince iptal mi olacak? Evet, süreci anlattım. KEP'in de iptal olduğunu 1-1-2019 itibariyle söyledim. İbrahim Kop Bey, şirketler, kooperatifler, vakıflar, dernekler ayrımcılık var mı? Tamamı mı sisteme dahil olacak? Evet, tamamı sisteme dahil olacak. Burada herhangi bir istisna yok. Tüm özel hukuk tüzel kişileri zorunlu elektronik tebligata tabi olacak. PTT müracaat yok, onu izah ettim. Taner Bey, Taner Erdoğan, UETS başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru sırasında gerekli evraklar nelerdir? Bunu ihtiyari olarak cevaplayayım isterseniz.
Hani zorunlular bakımından zaten bir başvurunuz gerekmiyor, kural olarak size gelmesi lazım. Ama ihtiyariyseniz PTT'ye müracaat ederek çok basit birkaç bilgiyle başvurabiliyorsunuz. İhtiyariyse gerçek kişi olarak PTT'ye başvurmanız gerekiyor. Şirketler elektronik tebligat sistemine dahil olması için ne yapması gerekiyor? Hep aynı sorular. Sinan Ciba Bey'in ismini zikretmiş olalım. Şirketlerde elektronik tebligat şirkete mi yoksa şirket yetkilisine mi yapılacak? Şimdi bu önemli. Adres şirket adına tanzim edilecek. Şirket temsilcisi adına adres tanzim edilmeyecek. Fakat burada hemen ben size yönetmenin 13. maddesini hatırlatayım. O da şirketlerin ana işlem yetkililerinin kendilerine gelen tebligatı görebilecekleri. Şirket adına adres oluşturulacak, evet. Fakat şirket kendi iç yapılanmasında bir kişiye diyecek ki sen ana işlem yetkilisisin, yönetmelik 13. madde uyarınca. Ve o gerekirse 10 tane de alt işlem yetkilisi belirleyerek evrakı, çok büyük şirketler olabilir, kamuda da bunlar söz konusu olabilir, evrakı tevzi edecek. Herkes sadece ana işlem yetkilisinin kendisini açtığı alan kadar evrakı görebilecek. Ana işlem yetkilisi her şeyi görebilecek. Böyle bir sistem kurgulandı. Ama dediğim gibi tebligat şirkete gelecek, yetkilisi adına değil. Erdinç Kandemir Bey'in, anonim şirketlerin halihazırda sahip olduğu PTT dışındaki firmalardan temin edilen KEP hesapları ne olacak? Bunların kullanılmaya devam edilmesi, UETS'ye bağlanması için bir proje yok. Bu tartışıldı ve hani KEP'in tebligat ayağı ortadan kaldırıldı. Bu münhasıran UETS sistemine dahil olacak şeklinde irade oluştu kıymetli arkadaşlar. Sisteme giriş ve üyelik için 1-1-19 tarihinden bir aylık süre tanınmış diye bir isim var mı? İsim Aylin Hanım. Evet, bunu duyduk, böyle bir şey yok. Yani 1 Ocak 2019'dan sonra müracaat edeceğim, verecekler diye bir şey yok. Bu süreç yani geçici maddede ta Mart'ta başladı. Mart'tan itibaren sistem işliyordu. Bu bir aylık süre 1-1-2019'dan sonra yeni kurulan bir şirket varsa, yeni olunan bir avukat varsa, sisteme yeni dahil olması gereken biri varsa için öngörülen bir aylık süre, bu bahsedilen süre. Belki burada bir yanlış anlaşılma var. 15 Mart 2018 itibariyle mevcut bir şirket varsa onlar için bir aylık süre söz konusu olmayacak. Dediğim gibi o sorunun devamında o da var. Eğer elektronik tebligat oluşturulmamışsa manuel tebligat, fiziksel tebligat devam edecek. Şöyle, 15 Mart 2018'e kadar mevcut olan şirketler, avukatlar vesaire bakımından sorumluluk PTT'de. PTT bunu ilgililerinden isteyecek, ilgililerinden isteyecek ve adres oluşturacak. Bu süreçte şöyle örnek verelim, yani 15 Mart'tan sonraki kadar ilgisi başvuracak anlamında söylemiyorum. Diyelim ki Nisan 2018'de kuruldunuz, örnek veriyorum. O tarihte bir şirketsiniz ve Ticaret Bakanlığı kayıtlarında varsınız. Sizinle ilgili yazı Mayıs'ta geldi diyelim, sizi dahil etmiş olabilir. Yani sizin de adresinizi, isminizi daha doğrusu Ticaret Bakanlığımız PTT'ye vermiş olabilir. Dolayısıyla orada oluşturulur. Yani benim burada mutlak tarih tabii 1-1-2019. Neden? Çünkü sistem o zamana kadar geçici madde üzerinden kurgulanmalıydı. Ama görüyoruz ki gecikmeler var, tıkanan yerler var, öyle gözüküyor. Haklısınız. Yani avukatlar bakımından da bunu yaşadık. Ben en son 43 bin, yani 106-107 bin avukatın fiilen avukatlık yaptığı söylenen bir ortamda 43 bin avukatın sisteme dahil olduğu falan söylenmişti. Biraz hani Türk milleti olarak kervanı yolda düzüyoruz. Keşke bu işler daha önce toparlanabilseydi. Ama şöyle söyleyelim, yani bir şekilde teslim aldıysa şirket ya da ilgililer evrakı, imzaladıysa hemen ertesi gün hemen sisteme dahil olacak ve göndericiler o ilgiliye tebligat elektronik yolda yapacak. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor anladığım kadarıyla. Hani şirketler olarak, yetkilileri ya da temsilciler olarak sanki böyle bir Ticaret Bakanlığı'na bir irtibata geçmenize fayda var gibi. Yani bizim ismimiz bildirildi mi, bizim adımıza tebligat adresi oluşturuldu mu diye. Ama burada muhatabınızın bence ilk etapta Ticaret Bakanlığı olduğunu düşünüyorum. Yani Ticaret Bakanlığı sizi bildirecekti, PTT oluşturup tekrar Ticaret Bakanlığı üzerinden size dönecekti. Yine Yeter Hanım, Yeter Görmez, tasfiye sürecinde ya da tasfiyesi sonlandırılacak gayri faal tüzel kişiliklerin KEP alma, şimdi UETS'den adres alma zorunluluğu var mı? Yok, çünkü artık bu şirketi iflas idaresi temsile yetkili, iflas idaresi bakımından böyle bir zorunluluk yok. Dolayısıyla o şirketler almayacak, yani tasfiyeye girmiş şirketler bakımından böyle bir zorunluluk yok. Tekin Yıldırım, ETS'den
adres almamanın yaptırımı sordular demin. Bir yaptırım yok. Sadece manuel tebligata devam etmiş olacak. Ama herkese yani bu en azından 7A maddesinde yazılı 11 kaleme bu adresin verilmesi isteniyor. Hani dolayısıyla yani devlet takip eder, umduğu, beklediği rakamlara ulaşmayı öngörür. Eğer ulaşamazsa belki bir idari yaptırım da getirilebilir. Şu anda böyle bir düşünce yok. Esin Karataş herhalde, o da aynı soruyu sormuş. Adres alması yaptırım yok. Kurumlar tebligat başvurusunu PTT'den mi yapacak? Onu da izah etmeye çalıştım. E-tebligat başvuru esnasında Mersis'e kayıtlı olmayanlar için Mersis kaydı zorunlu mu yoksa kimlik bilgileri yeterli mi? Ya burada yönetmelikte haklısınız. Bir takım şirketler bakımından Mersis numarası olmayabilir. Bunu da öngörerek şey dedi yönetmelik, tabi oldukları sistem numarası dedi. Bu uygulamada ne şekilde oluşur? Yani bunu Ticaret Bakanlığımız sistem numarası anlamında daha iyi bilir ama Mersis yoksa tabi olduğu sistem numarası. Bunu sadece şirket olarak da düşünmeyin. Dernekler, vakıflar da aynı zorunluluğa tabi. Tabi oldukları sistem numarasını vermeleri gerekiyor. Son iki sorum. Bir tanesi Kadir Hasan Beyoğlu'nun başvuruyla alakalı, başvuru için neler gereklidir şeklinde. Onu genel olarak cevapladım. Son bir soru var. Onu Arto Baklacıoğlu, bir okul var diyor Milli Eğitim Bakanlığı haricinde herhangi bir yere bağlı değil, vakıf değil, ticari işletme değil, Mersis numarası yok, yabancı bir okul. Bunu ne şekilde alacak diyor. Yani bir işletme en azından okul, tabi olduğu bir sistem numarası vardır. Bu sistem numarası üzerinden müracaatını yapması lazım. Ama genelde bu tür okulların arkasında onu fonlayan bir şirket oluyor. Yani o zaman ticari işletme gözüyle mi bakacağız buna? Yani bir fabrika gibi bir onun mutlaka. Tamam, nasıl aldınız? Ha, kamu kurumuysa zaten zorunlu. Şöyle tamam. Kamu vergi numarası var mı? Oradan gider, sorun yok. Yani tabi olduğu bir sistem numarası var. Şimdi normal şartlarda Milli Eğitim Bakanlığı hani şunu bildirmeliydi. O da netice itibariyle bir bakanlık. Hangi birimlerinin elektronik tebligat adresi almasını istediğini PTT'ye bildirmeliydi. Bu noktada her bir okul için bildirimde bulunduğunu zannetmiyorum. Her bir okul için bildirdiğini zannetmiyorum. Yani ama ihtiyari olarak sizinki zorunluya girmeseydi ihtiyari olarak bir müracaatı yapabilirsiniz. Vergi numarası üzerinden müracaatınız karşılanır diye düşünüyorum. Hani işin ihtiyari boyutu da çok önemli. Aslında bu düzenlemelerin, son cümle başkanım, çok belki konuştum ama düzenlemelerin başarısı biraz da zorunlu olanlar dışında ihtiyari olanların sisteme güvenerek sisteme dahil olmalarıyla ölçülecek. Muhtemelen sizin bahsettiğiniz okul ihtiyari olarak bu adresi almak durumunda olan bir okuldur. Ona ilişkin başvuru yapılabilir. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ben bu konuyla ilgili bir ilave Sayın Genel Müdürüme bir katkı yapmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de, yani bu özel okul da olsa ticaret yapıyordur. Türkiye'de gerçek kişi olsun, tüzel kişi olsun, ticaret yapan herkes tacir sıfatıyla ticaret siciline kaydolmak zorunda. Gerçek kişiler içerisinde belli ölçüler dahilinde esnaf sicile kaydolmak zorunda. Yani kayıtlı olmayan bir kurum kuruluş olma olasılığı yok. Vakıfsa yine Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde kayıtları tutuluyor. Dernekse yine İçişleri Bakanlığı bünyesinde şeyleri tutuluyor. Ama tacir sıfatını taşıyorsa, ticaret yapıyorsa ki öyle özel okullar. Bakın yani orada bakış açınızı. Yani o zaman Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kayıtlı bir okul diyeceğiz yani ona. Yani başka da bir şey yok. Onun tarafından başvurulması lazım o zaman. Evet. Milli Eğitim, ben konuya bir farklı açıdan bakmak istiyorum. Anladığım kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumu gibi görünüyor. Devlet teşkilatında DSİS numarası olması lazım. Devlet teşkilatındaki DSİS numaranızda yine tebligat adresiniz oluşur. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bunu alabilirsiniz. Başkanım, üç tane soru var ama.
3 tane soru var. Birincisi Nagihan Erdemir hanımefendinin Petri Ayşen tüm resmi yazışmaları içeren bilgiye sahip olması bilgi güvenliği konusunda tedirgin edici oluyor. Bunun önlemi nasıl alındı? Önlemi şu şekilde: EYP paketi oluşturmak için e-imza var. Bununla imzalanıyor. Değiştirme lüksü yok. Değiştirdiği anda e-imza bozulur. İkinci güvenlik önlemi, bunun da üzerine yönetmelikle belirlendi. Sistemde hepsi şifrelenmiş şekilde saklanacak, saklanıyor. Şifresiz şekilde saklanmıyor. Herhangi bir kişinin onu açıp okuması, görmesi PTT bünyesinde mümkün değil. Diğer bir soru. Dönüşler 2018 yılında gelen tebligatlara, KEP üzerinden gelen tebligatlara cevap 2019'da yapabilir miyiz? Kesin ve net söylüyorum, 2018'den de gelse, 2019'dan da gelse, fiziki de gelse, UETS'den de gelse, KEP üzerinden bir yazı yazabilirsiniz ve ilgili adli makama ulaştırabilirsiniz. Bunun adı tebligat değildir, bunun adı resmi yazıdır. Eskiden de yapabilirdiniz, şu anda da yapabilirsiniz, hiçbir beis yok. Ama bunun adı kesinlikle tebligat değil. İkinin ikisi, e-imza ile başvuru yapılabilecek mi? Gerçek kişiler için e-imza ile başvuru yapabilirsiniz. Burada hiçbir sıkıntı yok. UETS aracılığıyla. Son, zaman mühüründen bahsedilmiş. Zaman kullanımı zorunlu mudur? Otomatik delil üretimi olduğu için. Delil üretimi sadece UETS sistemi içerisinde olacak. Her bir işlemin kayda tutulacak. Bu zaman damgasında PTT barındırmak, bulundurmak zorunda. Gönderici kurumda zaman damgası olmak zorunda değil. Alıcı olan muhatapta zaman damgası olmak zorunda değil. Zaten PTT otomatik delilleri kendisi oluşturacak ve zaman damgasını PTT barındıracak. Alıcı olarak hiçbir yükümlülüğünüz bulunmuyor. Son üçüncü evrak, Aylin Hanım'ın sorduğu. UETS sisteminde bir tüzel kişilik için en fazla 10, en az bir tane ana işlem yetkilisi tanımlanmak zorunda. Birden fazla tanımlayabilirsiniz. Herkes erişebilir. Hiçbir mani yok. İlk okuyan kim değilse okunduğu delili otomatik üreyecektir. İkinci konu, bir şirket için, çok büyük bir şirket için birden fazla departman olabilir. Bunlara alt dağıtımı nasıl yapacağız? Buradaki konu tebligat kanununda açıklığa kavuşturulmuş. Tebligata muhatap olup olmaması önemli. Şirket muhataptır. Şirketin muhasebe birimi muhatap değildir. Şirketin kendisi muhataptır. Tek bir adres olur. Ama EYP altyapısı olduğu için vergi numarası farklıysa muhasebe bürosunun, bununla ayrı adres alabilirsiniz. Ama normalde tek tüzel kişilik ve tek muhataplık var. Teşekkür ederim. Son iki sorumuz Hüseyin Bey. Siz isterseniz Hüseyin. İki soru var. İkisi de aynı içerikli. Şirketlerde vekalet konusu, Mersis işlemleri için bakımından, yani şirket yetkilileri sisteme girdiklerinde vekalet ver diye bir alanımız var şirket yetkililerinin. Şirket yetkilileri girip burada kime vekalet vermek istiyorlarsa süreleriyle, ne kadar süreyle vermek istiyorsa süresiyle, bir de iki tane orada şık var. Değişiklik başlatabilir, onaya gönderebilir. Ya her ya ikisini seçecek ya da tekini seçerek o firma hakkında işlem yapma yetkisine sahip olacaksınız. Teşekkür ediyorum. Sanırım tamamladık. Bir tanesi bu hisse devri, adres değişikliği, sermaye artırımı gibi işlemlerin internet sitenizde işte videolu olsa denmiş. PDF dosyası şeklinde iki ayrı dosyamız var. İnternet sitemizde bulabilirsiniz. İkincisi, anonim şirkette bir yönetim kurulu üyesinin, hem ortak olan yönetim kurulu üyesinin şirketten ayrılması konusunda, o da istifa, yönetim kurulu istifa atamalar tescile tabi. Diğer husus, ortaklıktan ayrılması ise ilan edilebilir. Zaten YK değişikliği tescil edilmiş. İlan içinde yönetim kurulu kararı ekinde hisse devir sözleşmesiyle tescil edilmeksizin ilan talebinde bulunabilir. Evet. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. 6 konuşmacımızın 5'i Ankara'dan geldiler. Ayaklarına sağlık. Birazdan da uçakları kalkacak. Sizin sabrınıza da çok teşekkür ediyorum. Şubat ayı seminerinde görüşmek üzere. İyi günler.